Evet selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Son dönemde bireysel emeklilik fonlarında çok memnun etmeyen durumlar ortaya çıktı. Aslında piyasanın geneli çok kötü gittiği için genel itibariyle BES fonlarından yakınmalar çok fazla. Dolayısıyla böyle bir ortamda bireysel emeklilik yatırımcısı, e, yatırımları nasıl koruyabilir, nasıl bir savunma mekanizması geliştirebilir? Bunlara bakacağız bu videonun içerisinde. Ama öncesinde piyasalarla ilgili önemli bulduğum iki nokta var, iki gelişme var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk gördüğünüz bu Avrupa bölgesi faiz e, seviyesi, Merkez Bankasının Avrupa Merkez Bankasının e, politika faizi bir anlamda burada bugün itibariyle bir faiz indirim döngüsü başladı. Uzun bir süredir %4,5'lardaydı. E bir miktar 4,25 ve akabinde de 3,65'e kadar geldi. Yani bir indirim döngüsünün yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Bu elbette ki dünya bizden önce sıkılaşmaya başladı ve dolayısıyla yavaş yavaş enflasyon verisinde bunun karşılığında almaya başladıkları için e, tekrar faiz indirim döngüsüne başlıyorlar yavaş yavaş. Büyük merkez bankaları, majör merkez bankaları bu ekonomi için belki de en önemli konulardan bir tanesi. E, dolayısıyla bizim de Türkiye'de özellikle ihracatçı firmalarımızın büyük çoğunluğu ihracat pazarı olarak Avrupa bölgesi e, hedefli ve orayla çok fazla ticaretimiz var. Dolayısıyla buradaki faiz indirim döngüsünün başlamış olmasını ben aslında önemli buluyorum. Tabii bu indirim döngüleri sadece Avrupa Merkez Bankası ile sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Birleşik Devletler'de Amerika'da da e, uzunca bir süredir sabit tutulan bu yüksek faiz e, yakın bir zamanda Orada da e, yavaş yavaş indirim döngüsünün başlaması bekleniyor. Bununla birlikte bir anlamda Türkiye'deki ekonominin de o üzerindeki baskının bir miktarda olsa e, ben azalacağını düşünüyorum. Yani uzun vadeli perspektifte e, olumlu buluyorum TL varlıkları bu açıdan. Ama tabii ki TL varlıklara gelmeden de özellikle Amerika'daki Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünün başlaması özellikle altına ve altın fonlarına dolayısıyla e, faydalı olacaktır. Oralarda yükseliş bekliyoruz. Yani bu neye işaret eder? E, hem yurt dışı piyasalara yatırım yapan BES fonlarına hem de altındaki yani altına endeksli BES fonlarında aslında e, yakın zamanda yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceğine işaret ediyor. Bizim kendi Merkez Bankamızın henüz daha faiz indirimiyle alakalı bir beklenti yok. Çünkü enflasyonla alakalı herhangi bir gelişme, enflasyonla mücadele anlamında herhangi bir gelişme olmadığını Söylesek aslında yanlış da olmaz diye düşünüyorum Bu şekilde bir piyasa analizi yapmış olduk Giriş yapmış olduk Şimdi Befas fonlarına dönelim Şimdi Mevcut durumda Burada son bir ayda Öne çıkan fonlar Altın fonları Yaklaşık %10'lardan başlıyor En zirvedeki fonlar Aşağıya doğru gidiyor Altın fonlarına yatırım yapanlar Bu dönemde kazandı İşte o yüzden ben her zaman diyordum ki hiçbir şey bilmiyorsanız %50 altın fonu, %50 hisse senedi fonu bu şekilde yola devam edin. Hisse senedi piyasası çöktüğünde altın piyasası sizi ve emeklilikle ilgili bireysel emeklilik yatırımınızı, birikiminizi koruyacağını söylüyordum. Bunun haricinde negatif tarafa da bakalım. Orada da hisse senedi fonlarını görüyoruz ama ilk etapta yani en çok değer kaybedenlerde özellikle temalı fonlar dediğimiz yani örnek vermek gerekirse Türkiye Hayat Emeklilik BIST 30 dışı şirketler hisse senedi fonu bu temalı bir fon. Yani fon yöneticisi burada BIST 30'dan hisse senedi seçemiyor. BIST 30 dışında olmak zorunda ve dolayısıyla orada çok ciddi kayıplar son bir ayda oluşmuş. Bunun neticesinde alta doğru da yine temalı fonlarda bir kayıp olduğunu Görüyoruz ee, özellikle temasız fonların bu dönem biraz daha kurtardığını söyleyebiliriz. Bir miktar daha %4 negatif gibi e, bir seviyede e, kalmış. Özellikle HES ve GH bakalım bilinen fonlardan. Onların da o seviyede kaldıklarını görürüz. Peki burada hocam değerlendirirken neye göre değerlendireceğiz? Elimizdeki hisse senedi fonunun ya da altın fonunun ne yaptığına. Bir defa burada şimdi şunu sildiğimizde en çok getiri yapan altın fonu olduğunu görüyoruz. Mesela bir tanesini örnek olarak seçelim. Burada garantiye ait altın katılım fonu var. %9,33 kazandırmış. Burada bir kıyas yapmanız lazım. Son bir aylık veri de pozitif %9,33. O zaman bana gram altın verisi lazım. O yüzden buraya geliyorum. Bakın şurada GAU TR'ye yazan TR Investing'deki bir aylık veri de gram altın %4,85'lik bir değer kazanmasına rağmen bireysel emeklilikteki altın fonumuz şunu kapatalım. Bireysel emeklilikteki altın fonumuz bunun çok daha üstünde ve sadece bir fon değil bu. Bir sürü fon, model portföyümüzde bulunan CFA da %8,94 kazandırmış. Dolayısıyla gram altının getirisinin çok çok üstünde getiri yaptıklarını görüyoruz altın fonlarının. Hatta bir dönem gram altını böyle birkaç haftalık performansla yakalayamadıkları için bireysel emeklilikte altın fonu yatırım mı yapılır diyerek e, karalayanlar olmuştu. E, umuyorum şu anda bu veriyi görüp belki de utanıyorlardır ya da utanmıyorlardır. E, dolayısıyla böyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Tabii ki altın fonların hepsi %9'larda değil ama e, neredeyse kıymetli madenlerden başlayarak e, %5'ler, %6'lar çok mümkün gibi gözüküyor bu durumda. Bunun yanında hisse senedini nasıl değerlendireceğiz hocam derseniz temasız olan hisse senedi fonlarında da BIST 30 ya da BIST 100 endeksini kıyaslama ölçütü olarak alabilirsiniz. Burada BIST 100'ü alırsak daha genel bir endeks perspektifiyle %4,03'lük bir kayıp gözüküyor. Dolayısıyla burada kaybettiren hisse senedi fonlarında da e, bu ölçüye göre değerlendirme yapmak lazım. BIST 100'e yakınsaması gerekiyor. Hisse senedi fonunun getirisinin ya da e, negatif seyrinin e, yakınsaması gerekiyor. Tabii ki bir aylık performansla hemen e, asıp kesmek doğru olmaz. Burada birkaç aylık performansla izlemek lazım. Sürekli endeksten daha fazla zarar ettiriyorsa mesela şurada BIST 30 dışı %10'a yakın bir kayıp var. Burada BIST 100 %4'te kalırken dolayısıyla bu çok ciddi bir kayıp manasına geliyor bu fon açısından. Dolayısıyla bu tarz bir ölçek yapılabilir. Bunun haricinde tabi her zaman söylüyorum para piyasası fonları var risk sevmeyenler için orada %4'ler dörtler hala mümkün Para piyasası fonlarında. Ama hocam benim emekliliğime daha çok var. Para piyasası yapmak istemiyorum derseniz de bir diğer seçenekte karma fonlar oluyor bireysel emeklilikte. Karma fonlar nedir? Karma fonlar esasında adı da üstünde diğer yatırım enstrümanları ile birlikte birçok enstrümana yatırım yapan fonlar anlamına geliyor. Burada tabi karma fonlarda da performansları ayrışanlar var ama özellikle karma fonların içine girdiğinizde burada mutlaka fon varlık dağılımına bakmanız gerekiyor. Çünkü burada mesela bu fon için konuşuyoruz. Garantinin karma fonunda bir yabancı ise senedi pozisyonu tuttuğunu görüyoruz. %40 ve onun yanında kıymetli madenler ve kamu dış borçlanma araçları gibi ve faize duyarlı. %21'lik bir e, tarafı var. Repoya yatırımı var. Altın ve gümüş gibi kıymetli madenler yatırımı var. Ve yabancı hisse işte senedi yatırımı var. Bunların neticesinde de son bir ayda aslında %5,20'lik çok güzel bir performansı göstermiş. Hatta şuna da dikkat etmek gerekiyor. Belki de burada bu fonu almak yerine e, AGESA'nın AVR'sini alsaydınız yani tamamıyla yabancı hisse senedi yatırım yapan bir fon alsaydınız bile bu getiriyi yakalayamayacaktınız. 2,39'da kalmış AGESA'nın AVR'si son bir ayda. Dolayısıyla karma fonlara şans verilebilir böyle dönemlerde en azından çeşitlendirme yaparken de kullanılabilir. Ama mutlaka buradan fonu seçerken ne yaptığına bakmak lazım. Her karma fon başarı getirmemiş olabilir. Mesela burada Enen Hayat'ın bir fonu var. Karma fonu buraya bakalım. %1 negatif. Mesela hisse senedi pozisyonu %40 ile yerli hisse senedi pozisyonu var. Bunun karşılığında da %33 devlet tahvili pozisyonu var. Bu da bir anlamda aslında hisse senedi piyasası, yerli hisse senedi piyasasının çöktüğü bir ortamda maalesef karma bir fon olmasına rağmen pozitif tarafa geçemediğini görüyoruz. Türkiye hayatın karmasına bakalım yine. Burada da yabancı hisse senedi ve kamu dış borçlanma pozisyonu var. Nitekim maalesef o da pozitif tarafa geçememiş karma bir fon olmasına rağmen son olarak yine negatifte kalan Vienna Life'a bakalım. Onlar da devlet tahvili ve hisse senedi yapmışlar. Böyle dönemlerde tabii ki faizler yüksek ondan da yararlanmalı ama en azından bu karmayı yaptığında biraz pozitif kalabilmesi gerekiyor. Ben açıkçası kendi adıma bir karma fon seçeceksem mutlaka işin içinde döviz bazlı e, enstrümanların çoğunlukta olmasını isterim. Yani ne demek istiyorum? E, yabancı hisse senedi pozisyonu da olsun. E, Euro bond da tutabilir. E, bunun yanında kıymetli madenler altın gümüş gibi dövize endeksli enstrümanların çoğunlukta olmasını tercih ederim. E, dolayısıyla bu garantinin fonu gibi fonlar mutlaka incelenmeli. E, önümüzdeki dönemde bu özellikle Avrupa'daki Artış borsalara da pozitif yansıyacaktır muhtemelen ve bu tarz fonların zaten bu fon muhtemelen bir anlamda yatırım evreni Avrupa olması lazım. Ona da şuradan bakabilirsiniz hazır bu videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz ona da bakalım. Şimdi kap bilgi adresine geliyoruz. Burada fona ilişkin bilgiler kısmında size şöyle bir Fon karşılaştırma ölçütü bölümü gelecek. Normalde e, hisse senedi fonlarında yani normal tematik fonlarda e, burada çok fazla şey görmezsiniz. Ama bu tarz karma fonlarda burada çok fazla karşılaştırma ölçütü oranı görürsünüz. E, burada yabancı hisse senedi piyasasındaki pozisyonu, Eurostox üzerinden değerlendiriyor. Çünkü kendisi de Avrupa'daki hisse senetlerine yatırım yapıyor. Yani işin içinde Amerika yok. Amerikan hisse senetleri yok. Dolayısıyla özellikle şu videonun başında söylediğim Avrupa bölgesi artık gevşemeye geçti dediğim pozisyon Avrupa'daki hisse senetlerine pozitif yansıdıkça bu tarz fonlar da daha fazla bundan e, yararlanmaya devam edecektir. İşte burada Eurobond var. %20 oranında altın var. Yine %20. Bir aylık mevduat ve repo toplasanız %15 gibi bir ağırlığı var fonun içerisinde. Dolayısıyla bu fon biraz daha döviz bazlı bir karma fon olarak karşımıza çıkıyor. Bu video içerisinde bütün karma fonları inceleme şansımız yok ama belki başka bir videoda tek tek bakabiliriz bunların hepsine burada karma fonların da bir seçenek olduğunu böyle dönemlerde iş yapabileceklerini söylemek istiyorum aslında bir parantez açmak istiyorum ama maalesef çok uzun vadeli yatırımlar için yine çok uygun gibi durmuyor bir iki tanesi haricinde 5 yıllık bir sıralama yaptığınızda bir iki tanesi haricinde çok ciddi bir getiri göremiyoruz o kadar uzun vade tutulduğunda. Ama böyle dönemlerde koruma amaçlı kendi risk algınıza ve yatırımcı profilinize uygun bir karma fon sizin için doğru bir çıkışta olabilir. Genel itibariyle bu şekildeydi. Bireysel emeklilikle ilgili aklınıza gelen tüm soruları bu videonun altında yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ve işte bugünlük de bu kadar.